Herkese selamlar dostlar. 13 ve 14 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Biraz hastayım kusura bakmayınız. 9 maçım var. Hızlıca biraz anlatmak istiyorum sizlere. Ondan önce bir maç skoru yarışması yapalım onu soralım sizlere. Yarın oynanacak olan fransa Hırvatistan mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarına Haziran ayı boyunca alalım. Sadece maç skorunu yorumlara tahmin etmeniz yeterli. Herkese bol şanslar diliyorum. Geçtim yüksek misliye. Yüksek misli de son ikidir kazanıyoruz. İki tane maç verdim. Bu maçlar hangisiydi? Bir Bologna mücadelesi vardı Milano ile oynayacağım. İlk maçı kaybetmişti kendi evinde. İkinci maçı da kendi evinde oynayacaktı. Açıklamasını yaptım ben. Koç'un yaptığı açıklamaları falan bahsettim. Araştırdım biraz. Bologna'ya maç sonu bir yüksek orandan girdik. 1, 45, 1, 45 bin oranı vardı. Kazandırdı. Anadolu Efes'in maçı vardı dün aynı şekilde. Hem YouTube'da önerdiğim bir karşılaşmaydı. Kez daha yüksek oranıyla birlikte yakaladık. 2.25 oranıyla birlikte aldık bu mücadeleyi hatırlarsanız. Anadolu Efes'e de güveniyordum. Ki bugün de bültenim de var. Orada da bir yüksek misli yaptık. Yüksek misli seviyesindeki arkadaşlarımız zaten yüksek oynayan tek maça yüksek misli basar alır çıkar mevzusu bu zaten geçtim bunu isterseniz maçlara geçelim sizlerden ricam güzel seviyede like'larınızdır ilk maçım Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ile Fenerbahçe maçıyla başlayalım şimdi serinin dördüncü maçı üçüncü maçtan biraz size bahsedeyim Larkin 37 sayı attı Misit 29 sayı attı yani bazı dış şütörler devredeydi diyebilirim ben mücadeleyi Ergin Hoca'da açıklamaları şöyleydi onlardan bahsedeyim size Seri 2-1 oldu. Koç geldi, koç geldi açıklamasını yapacak. Şu yönde açıklamalar vardı. Yani biz burada yine şampiyon olacağız. 3 dördüncü maçı taraftarımızın önünde tekrar galip geleceğiz. 2-2 olacağız. Ve Fenerbahçe'nin ülke aranızda kupayı kaldıracağız şekilde açıklamalar vardı. Gittiği sert açıklamalar. Yani kararlı açıklamalar. Kararlı adamı severim. Ergin hocam da beni sever. Burada ben yine Anadolu Efes'in galip geleceğini düşünüyorum zaten. Fakat oranlar henüz daha açılmadan Efes tarafına. Ben baktım Avrupa'ya baktım 1.45-1.43 oran açmışlar Efes galibiyetini. Türkiye'de 1.30 falan olacaktır Efes galibiyeti. Ben yine burada 3 farklı en az 3 fark atarak galip gelir diyorum Efes takımı. Yani Handikap 2'den bir Efes galibiyetini sizlere idealden sanırım Nesine'de bir 45 bandında oran olacak. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar. Basketten devam edelim. Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Barcelona Real'e göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat son dönemlerde Real Madrid iyi bir form yakaladı. Onu belirteyim ben sizlere. Yakaladığı formdan dolayı son dönemlerde zaten seriyle mesela ilk 3 maçta gerek bitirdi. Pablo Lasso kalp krizi geçirmişti. sağlara tekrar döndü. Oyuncularıyla arasında cidden güzel bir bağ var. Ee, şöyle düşünüyorum ben mücadelede. Barcelona takımı kendi evinde oynayacağı ve ilk maç sağ avantajını eline alma şansı var burada. Taraftar önünde bu maçı kazanmasını bekliyorum. Fakat oran yetersiz. 1.29 gibi oran açmışlar. Ben taraf tercihine gitmedim burada. Maç sonu tarafına. Burada ilk yeri birinin oranı bir 46. Yani ilk yerden gelecek bir Barcelona galibiyeti değerlendirme altına alınabilir bu karşılaşmada. Değerlendireceklere bol şanslar. Danimarka-Avusturya maçıyla devam edelim. Maç güzel bir maç. Gol vade gol vadeden bir karşılaşma açıkçası. İlk maçında zaten 2-1 deplasmanda Danimarka galip gelmişti. Kuponlarımızda bize KG var olarak almıştık. Hatta YouTube'da da zaten bunu önermiştim ben sizlere. Bu maçta şöyle bir oran var. Yani çok fazla gol beklenmiyor bu karşılaşmada. İlk yarıdan gelecek bir gole bir 30 bandında bir oran açmışlar. Bence gelir. Yani maç önünde bir 30 gibi oran açmışlarsa yani ideal yapacağınız güçlü kombinelere değerlendirme altına alınabilir. İlk yarıdan bir gol değerlendirme altına alınabilir bu maçta. 1.30 gibi oranı var. Biraz daha yüksek orana baktığımız zaman da Danimarka kendi evinde olmasından dolayı biraz daha etkili olacaktır. Ve biraz daha oturmuş bir kadrosu var. Yine hücum hattında Cornelius oynayacaktır. Arkada Olsen Eriksen tarzında iki oyuncu olacaktır. Danimarka'nın atacağı iki golde 1.82 gibi oran var. Biraz daha yüksek oranıyla bunu değerlendirme altına alabilirsiniz arkadaşlar. Geçtim Fransa mücadelesine. Fransa'ya ciddi anlamda iddia oynanmaz olmuş. Son başında 1-1 bir, bir berabere kaldı. Deplasman 1.5 üst olarak idealden önermişti. 1.37 gibi orandan. Kaçırdı fakat atamadı. Mbappe'si, Benzema'sı. Çok gol kaçırdılar. İyi de oynadılar açıkçası. Hırvatistan'la oynayacaklar. Fransa sürpriz yapmaya alışkı. Yani sürpriz bahis severleri şaşırtmaya şa alıştı. Ben burada ne ev sahibi buçağa giderim ne Fransa galibiyetine giderim. Ben mücadele genelinde 2-3 gol bandına gitmeyi düşünüyorum. 1.82 ile oranı var. Tek maç güzel orandan tek tercih. Fransa Hırvatistan 2-3 gol. Olası bir sürpriz çıkabilir yine 1-1 gibi bir skorla. Fransa galip gelse de 2-1. Hatta Hırvatistan atamadı diyelim. 3-0 galip gelir. O da biraz zor gözüküyor bu Fransa takımından. O yüzden değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. 14'üne geçtim. İngiltere Macaristan'la devam ederim. İngiltere maçında ben çok fazla gol vaat etmiyorum ki İngiltere'nin oyunu bir kopukluk var veya ruhsuzluk mu diyelim, bağ kopukluğu mu diyelim. Çok yıldız oyuncu var fakat ortada oynanan bir oyun yok. Ben o yüzden Macaristan'da burada gidip İngiltere'nin üstüne basmayacaktır. E, Dep basmanda. İngiltere taraftarı önünde. Ben burada şöyle bir tercih aldım. Yine yani bir 30'luk oran öneriyorum ya bazen. Yine aynı şekilde bunu da bir üçlü kombineze koyabilirsiniz. İlk yerden 2 gol olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İlk yarı 1.5 altın oranı 1.30 gibi oranı var. İdealden bu değerlendirme altına alınabilir. Yüksek oranı ile birlikte şöyle bir yüksek oran var. 2.31 bir oran önereceğim sizlere. İngiltere taraf galibiyetine zaten 1.19 bir e oran açmışlar. Şöyle bakayım. 1.14 oran açmışlar. Kim oynar onu geç. Ben burada 2.5 altında bir. Yani 1-0-2-0 ayarında bir İngiltere galibiyeti gelebilir. O yüzden çok fazla gol beklemediğimi bile belirttim. İdeal ilk yarı 1.5 alt. Yüksek oranı 2.31 gibi orandan 2.5 altında 1 denenebilir. Almanya İtalya mücadelesi. Almanya son maçta Hoffman'la bir pozisyon kaçırdı. Görmeniz lazım. İnanılmazdı yani. Karşı karşıya gidiyor. Yanda adam koşuyor. Bekledi bekledi bekledi. Macar oyuncu geldi öyle pas verdi. O da korner attı. İnanılmaz bir maçtı ciddi anlamda. Çok aptallık etti Almanya takımı. Sonuca gitmekte zorlanan bir Almanya takımı var. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da hepsi birbirinden kötü şu an açıkçası. Oyun olarak baktığımız zaman da. O bize iyi oyunun vaat etmiyor. Ben burada Almanya'nın taraf galibiyetine gideceğim. Kendi evinde bu maçı tek farkla kazanır diye düşünüyorum. İdealden direkt Almanya galibiyet alınabilir bir 55 gibi orandan. Yüksek oranlar ise dediğim gibi tek farklı bir Almanya galibiyeti oranı 3.25. Gol gelirse de Almanya tarafından dediğim gibi galip gelirse dediğim gibi tek farklı galip gelebilir. Riske girmek isteyenler 3.25'ten değerlendirme altına alabilir. Polonya Belçika maçına baktığımız zaman da ilk maç 6-1 gibi Belçika'nın üstünlüğüyle bitmişti. Bir nevi intikam alma ümidiyle çıksalar da Belçika'ya karşı çok da kolay olmayacakları bir karşılaşma. Polonya daha dün oynadı. 2-2 berabere kaldı Hollanda ile birlikte. Bu maçta yine ufak tefek rotasyonlar gidebilir çünkü 3 günde bir maç oynanıyor. Ve son maç olduğundan dolayı çok fazla önem arz etmiyor olsa gerek. Yani kim atar kim yer bilmiyorum ama mücadele genelinin yine 2-3 gol bandına kalmasını bekliyorum. 1.80'de bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme altına alabilir. Lüksemburg'la Faroe Adaları mücadelesi. Ben burada Lüksemburg tarafındayım. Faroe Adaları'na göre biraz daha iyi bir takım Lüksemburg takımı. Son maçında Türkiye, Türkiye milli takımı galip gelse de yani biraz daha iyi bir oyun oynadı. Kalemizde yine etkin olmaya çalıştılar. Gerek uzun toplarıyla gerek dikine ara paslarla birlikte. Lüksemburg bence bu maçı kazanır. Kazanırken de 3.5 altında kalır. Zaten maç sonu bile düzgün bir oran yok. 3.5 altında bir yaparsanız belli 4 gibi orandan alabilirsiniz. Lüksemburg'un burada direkt galibiyetini ve oran yükseltmek adına 3.5 alt şekilde değerlendirmesini yapacağım. Türkiye-Litvanya mücadelesi. Bu maçta da düzgün oran açmamışlar açıkçası milli takımımızla. Serdar Dursunaldo gerekeni yapıyor. Son maçında da mesela bir canlı bahis verdim. Katı Telegram grubunda mesela. ikinci gol deplasman 1.62 gibi oranı vardı. Başarılı oldu. Serdar da güzel bir gol attı. Güzel bir şut çekti. Biraz da şansının yardımıyla top önünde kaldı. Çarptı geldi çarptı geldi derken. Şimdi ilk maçı 6-0 aldığımız için bu maça düzgün bir oran açmadılar. Oran da daha yeni açıldı. Şöyle bir ideal alınabilir belki. Türkiye 3 fark atarak galip gelir. 1.45 bandında bir oranı var. Türkiye'ye 3 farklı galip gelebilir mi? Gelebilir. Kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Göztepe'de oynanacak İzmir'de taraftardan mutlaka etkili olacaktır. Göztepe İzmir halkı gereken desteği verecektir. 3 farklı bir Türkiye galibiyeti idealden alınabilir. İsteyenler 2.26'ya kadar çıkıyor. 4 farklı Türkiye galibiyetini de alabilirler de bizimkiler bana açıkçası çok fazla güven vermiyor. Bunu da belirteyim. İdealden dediğim gibi 3 farklı bir Türkiye galibiyeti alınabilir. Toplamda 9 adet mücadele vardı. İdeallerinden bahsettim. Bazı maçlarında yüksek oranlarıyla bahsettim ne alınması gerektiğini. Benim 9 maçın ideal ve yüksek oranlarını tercih ederim. Bu yönde Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere, seviyorsunuz, bay bay.